Dün ikinci kez sel sularına maruz kalan Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'nde bugün tekrar incelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşların taleplerini dinledi. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Muhterem İnce, bugün yeniden Esenyamaç Mahallesi'ne geldiklerini belirtti. 11 tane vatandaşımızın evi kullanılmaz durumda. Onların hemen gerekli ihtiyaçlarını, iaşelerini, ibadelerini, barınmalarını görevli birimlerimiz karşılıyorlar. Ve oraya bağlı 12 dere bağlımız var. Orada da yine buna benzer bir afetle karşılaştık ama orası nispeten buraya göre daha yüzeysel durumda. Orada da içme suyu çalışmamız vardı. İçme suyu kesilmişti. Onu bugün itibariyle tamamladık. Şu anda içme suyunu oraya veriyoruz. Burada elektriğimiz kesilmişti. Elektriğimizi hemen yaptığımız çalışmalarla tekrar geriye verdirdik. Yaklaşık 1000 kişiye aşkın burada yine sıcak yemek veriliyor Kızılay'ımız tarafından. Büyükşehir Belediye'miz, DSİ, Tarım İl Müdürlüğümüz, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz, karayollarımız hepsi seferber olmuş durumdalar. En büyük tesellimiz can kaybının olmayışı. Diğer tabii yaralar hep birlikte sarılacak devletimizin gücüyle. Vatandaşımıza ihtiyaçları anında karşılanacak, karşılanıyor. Burada şunu özellikle belirtmek gerekir ki, afetten önce meteorolojik durumu hemen tespit edip gerekli uyarıları kaymakamlığımız aracılığıyla, muhtarımız aracılığıyla burada yaptık. Ve vatandaşlarımızın tedbir almasını sağladık. Bu nedenle aldığımız tedbir nedeniyle can kaybıyla karşılaşmadık. Ama bugün de yine yağışın olma ihtimali var. Meteoroloji uyarıyor. Bugün de tedbirlerimizi yine üst düzeyde tutup vatandaşlarımızı yağışa karşı daha böyle güvenli yerlerde durmalarını tavsiye ediyoruz. Bugünkünü atlattıktan sonra önümüzdeki günlerde yağış görünmüyor. İnşallah bir daha bu tür felaketlerle karşılaşmayız. Şunu da özellikle belirtmek isterim. Uyarılar yaptıktan sonra ve öyle bir faciayla karşılaştıktan sonra ilgili birimlerimiz anında buraya müdahale ettiler. Yani hiçbir vakit geçmeden. Dolayısıyla olabilecek veya telafisi mümkün olmayan maddi zararlar da engellenmiş oldu. Ben bütün ekiplerimizi huzurlarınızda burada görev yapan, emeği geçen bütün ekiplerimizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mehmet Emin Bilmez ve AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar da eşlik etti.